Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Saadettin Tantan. O kadar çok kimliğiniz var ki hangisiyle başlamalı? Ama ben sizi tanıdığım yıllardan başlamak istiyorum. İstanbul'da Cumhuriyet Gazetesi ailesi içinde bir Saadettin Tantan tanıdım yani. Herkesin çok sevdiği şeyden başlayın. Oktay Kurtbökü'den. Evet. Yalçın Bayar'a gidin. Kim varsa Cumhuriyet ailesinde. Cumhuriyet ailesine ben çok sık geliyordum. Çok sık geliyordunuz. Evet. Ve ben şaşırtıcı bir şekilde o dostluğu izliyordum. Yani bahçede, Cumhuriyet etkinliklerinde, buluşmalarda falan. Herkes etrafınızda dolaşıyordu. Spor ayağı da vardı tabii sizin çok çeken. Oktay Kutbekeli'ye de o güreş olayı çok ortak bir paydanızdır. Onu biliyorum. Ama Saadettin Tantan çok farklı bir kimlik. Bu ülkede bizim görmek istediğimiz çok özel bir kimlik. Gerçekten çok özel bir kimlik. Hangi görevi yapıyorsa, siyaset, emniyet, belediyecilik, hepsinde doğrudan yana ve haksızlıklara baş kaldıran bir kimlik. Evet. Ve şeyi de o andaki görev aldığı siyasi kadronun bile olan bağları yanında önceliğin hep toplum olması. Ben müthiş bir belediye başkanı tanıdım. Müthiş bir bakanlık görevlerindeki sorumluluklarını yerine getiren bir emniyetçi tanıdım. Çok adaletli ve topluma zaten görseller de gösterecek söyleşinin devamında. Hepsinde doğru olan zamanda doğru olan yerdesiniz. Şaşırıyordum çünkü özel, çok sık rastlanan bir şey değilsiniz yani örnek değilsiniz. Şeyi hep aştınız. Aldığınız görev kimliğinin sınırlarını aşarak hep topluma ulaşmakta, halka ulaşmakta öne çıktınız. Öncelikle çok teşekkür ederim buraya davet ettiğiniz. Onur bizim için çok... Şimdi tabii Cumhuriyet ailesinden rahmetli Oktay Kurtbekyan, genel yönetmeniyken oraya ben polis santralarında çalışıyordum. Evet. Oraya sık sık gelirdim. Hatta orada aşağıda bulunanmalar olurdu. Bir komünist, bir faşist nasıl yani? Sadece konuşuyor. İnsan olunca buluşuyorlar. Tanışıyorlar diyordu. Buluşuyorlar. İnsan değerlerde, sorumluluklarda buluşuyorlar. Orada makinelerin başında Moda'da oturan Yalçın vardı. Evet. Bütün o şeylerden olmasa bu makineler çalışmaz diye kendi kendine böbürleniyordu. Evet, çok ya, paylaştınız. Çok Cumhuriyet'in yanında durdunuz. Tabii oradan yetişme çok değerli birisi. Cumhuriyet'in yetişen çok değerli yazarlar var tabii. Çoğuna tanıma fırsatım oldu. Hep olduğunuz tabii, ama. Tabii rahmetli Oktay Kurtbekyan'ın özellikle Fatih Belediye Başkanı seçim kazanmasından çok büyük katkısı oldu. Güneş Federasyonu Başkanlığı'na beraber çalıştık. Şimdi benim dikkatimi çeken bizim katıksız gazeteci dediğimiz örnekler, yani meslek büyüğü olarak hayranlıkla izlediğim, gazetecilik duruşlarını izlediğim insanların sizi keşfedip sizin arkanızda durmasıydı. Yani beni şaşırtan oydu. Evet. Yani ne buluyorlar diye merak ettim önce. Sonra gördükçe, tanıklık ettikçe çok saygı duydum. Oktay ikinci rahmetli, o da çok evet, değerli bir yazardı. Evet, onunla da birlikte olan fotoğraflarınız evet. Var. O da Oktay ikinci ile Çekil Vakfı'yla Metin Hoca ile Tarih Kentler Birliği'ni kurduk. O hala devam ediyor. Evet. Onun da Tarih Kentler Birliği'nin kurulmasına büyük katkısı oldu. Gerek yazılarıyla, gerek desteğiyle, gerek mühendisliğinin harekete geçirmesiyle. İsterseniz şöyle başlayalım. Çok da yaş farkı yok aramızda. Sadece evet. Bir 5 yaş baktım. 5 yaş büyümsünüz. O kadar. Evet. Çok fazla değil. Siz Sapanca doğumlusunuz, oradan geliyorsunuz, evet. Kökeniniz, aile kökeninizden de savunduğunuz değerler arasında çok büyük bir uyum var. O değerlere bağlı kalmışsınız
ve o değerlerle yetişmişsiniz. O değerleri de öne çıkarmışsınız. Ailem, aile büyüklerim Batum'un Acara bölgesinden. Oradan gemilerle Sarıyer, oradan Anadolu'ya taksim ediliyor. Biz de Sapanca'ya isyan edilmişiz. Evet. Sadrazam tapusuyla. Öyle bir ailenin çocuğuyum. Evet, evet. Şimdi en ülkemizde eksikliğini en çok duyduğumuz sorumluluklar üzerinden duruşunuz önemli zaten. Kamu görevi yapan insanın kamu görevi sorumluluğunda kişisel çıkarları bir yana tamamen arkasını dönüp toplumsal doğrular üzerinden, yani doğrucu Davut dediğimiz bir insan özelliğiniz var. Ve siz çok dik durdunuz. Her yerde çok dik durdunuz. Kişisel çıkarlar. Sırtınızı dönerek. Çok şey baskı geliyor. Fakat Allah bizi korudu. Biz ona tevessül ettik. Ama en zor yerlerde, yani bu bağımsız kalmanın en zor olduğu görevlerdesiniz. Doğru. Gerçekten çok baskı görülen görevlerdesiniz. Hanım havada uçuşları çantalara gelip gittiği bir dönemdeydik. Onlar bize gelmedi maalesef. Şimdi bir de eğitimde de kendinizi geliştirmişsiniz mesleğinizle ilgili. Öncelikle emniyet görevlerinizle ilgili. Onları uluslararası ölçekte de sürdürmüşsünüz. Eğitimini de almışsınız ve sizi sonradan en zorlusu herhalde bir koalisyonda, DSP-MHP ANAP koalisyonunda siz en üst görevdesiniz. En sorumlu görevlerdesiniz. Rahmetli Başbakanımız Ecevit evet. Bizi önerdi. Bize karşı bir sempatisi vardı. Hatta seçimde... Şimdi ANAP köklü olarak geliyorsunuz ama Ecevit sizi çok istiyor. Seçimde otobüsünü size çıkardı, beni takdim ettiği şeye. Kendi seçmenden. Evet. O onu, yani yaptığınız görevden onur duyan doğrudan doğruya Ecevit'in kendisi. Yani koalisyon, sizin geldiğiniz partinin koalisyon ortaklığı ile ilgili bir durum değil. Değil. Sizin duruşunuzla ilgili bir durum. Evet. Hatta Çapa'daki Eğitim Yönleri Vakfı'nın şeyine geldik. Gezmeye geldik, görmeye geldim. Özellikle orada kendi yapmak istediğim şeyin orada yapıldığını ifade ettim. Çok mutlu olmuştum, önemli kalmıştım. Sizin tabii bir de çok önemli bir diğer göreviniz oldu. 94-99 Fatih Belediye Başkanlığı. En zor illerden biri. Onu kazanmasında rahmetli Oktay Bey'in ekibinin çok büyük katkısı var. Çok çalıştılar bundan. Özel bir gazete şey çıkıyor, bir yere kurmuşlardım. Tablet gazete çıkarıyorlardım. Ama Oktay Kurtbeki boşu boşuna bir insanın arkasında durmaz öyle. Ben iyi tanıyorum Oktay Kurtbeki. Oktay Bey, Allah rahmet eylesin. Çok mücadele ettim. Bizim bir seçim kazanmamızda büyük payı var. Çünkü doğru bulduğu değerler üzerinden sizi gözlemledi önceden. Cumhuriyet evet. Ailesi içinde gel gitlerinizle, daha önceki Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevleriniz sırasındaki duruşlarınızla dan sonra bir yargıya varmış olarak arkanızda durdu. Kolay kolay durmaz yani. Evet. Tabii. Santral Hanım'la Babayar'la çok yakın olduğu için. Evet. Biz zaman zaman Babayar'la iç içeydik yani. Gazetecilerle hepsinden. Çok yakındık. Evet. Çok gazeteci sizi çok seviyordu. Yani hep yanınızdaydılar. Evet. Çok yakın duruyorlardı. Onlar, biz gerçek bilgileri onlarla paylaşıyorduk. Onlar da gerçek olmayan bilgileri yazmıyorlardı yani. Yani o zamanki gazetecilikte çok farklıydı. Güven duygusu çok önemli tabii. Evet. O güven duygusunu vermiş olmanız çok önemli. O güven duygusuyla yaptığınız işler ve sonuçları çok önemli. Çok özel bir örnek oluşturdunuz gerçekten. Şimdi şöyle devam edelim. Yokluğunu en fazla hissettiğimiz duruş bu. Bu ülkede.
ve de olmamasının bedellerini en çok ödediğimiz nedenler bu burada yatıyor. Yani perde arkasında bu var. Yani bir insanların ahlak değerleriyle bağımsız olarak doğru bulduğu yerde durmaya göze alabilmesi çok kolay bir iş değil bu tür görevlerde. Tabii burada Türkiye'nin temel altyapılarının, Türkiye'nin iki olamayışından kaynaklanan bir takım sıkıntılar yaşıyor bugün Türkiye. Ve yabancı servislerin kullanımına sıkılan çok bir sürü yetişmiş insan çok şeye tanıksınız. Yani isterseniz gönlünüzce biraz bir şeyler anlatın. Birkaç böyle sizi etkilemiş olayı şimdi anlatın. Şöyle, Fatih'te bugün özellikle yazılarıyla Cumhurbaşkanı uyguladığı ve hayata soktuğu, değiştirdiği, dönüştürdüğü uygulamalardan o zamanki gazete ve dergilerde köşe yazarlarının çok büyük katkısı var. Ben Fatih Belediye Başkanı zamanında oraya hep dolaştırdım şeylerin. Gözlemlerdim. Hepsi bir anda şey olurlardı. Benim bir de belediye başkanı bir de polis kimliğim olduğu için şey olurdu. Hatta Zehra Vakfı Başkanım İzzettin Yıldırım Kulişan'da en üstte ofisi vardı. Onun altında da yine bir başkan kahveden yine istihbaratçıların doluştu, polisin doluştu. Ve gözlemlediğim şeyler vardı, arkadaşlar vardı. Onlardan da bilgi toplardık. Yani Fatih geçmişten bugüne kadar özellikle bilgi toplanan bir merkezdi. İşte özellikle başörtüsü söylemlerinden. Şimdi Fatih tabii çok da zor bir yer. Çok zor bir yer, evet. Çok en fazla tarikatlerin girdiği, mezheplerin olduğu, cemaatlerin en baskıyı uygulayabildiği, ayrı ayrı grup, hatta şimdi giderek de daha boyutlu olarak ayrışmalar büyüdü orada. Sizin belediye başkanlığınız döneminde tersine yaptığınız şeyler vardı. Yani çok net anımsıyorum. Şu koru geçişi açalım. Öğrenciler şuradan geçsin falan gibi bir sözlerinizi de anımsıyorum. Orada özellikle Fatih'te bir ufaklı kendi çıkarlarında tutuşturan bir şey kurmuş tipler bizden hoşlanmıyorlar ama biz onları tekrar şey kazanmak adına. Evet, tarikatlerin el koyduğu kazanmak adına alanlar vardı. Çalıştık. Orada mesela Türkiye Eğitim Gönüller Vakfı'na Yavuz Selim cami önündeki meydandan, Çukurbostan'dan önemli çocuklar öğrensin, spor yapsın diye bir sürü tesisler kurduk. Hatta anne babaların yalvar yollarına oldu çocuklarımızı kurtar diye. Çocuklar çünkü sarıklı falan başörtüyle geliyorlar. Ama çocuk çünkü spor yaparken veya şey yaparken başörtüsünü falan atıyordu. Şey yapıyordu. Biz hatta belli iş adamlarıyla kadınların şey giymesini, manto giymesini sağlamak adına çalışma başlatmıştık. Ama çocukluğundan beri alışmış olan insanlar manto giyemiyorlardı. Sanki çıplak gidiyormuş gibi. Oradaki hocalarla da benim aramda gidip konuşuyorduk. Bir saati birebir şunları yapıyoruz diye. Fatih Camii, Yavuz Sultan Selim Camii'ne girilemiyordu. Tedargülerle şey yapılmıştı. Hepsini yıktım attım. Temizledik. Camiyi, oradaki Sibyan Mektebi'ni falan hepsini düzelttim. Camiyi daha kullanabilir hale soktu. Oradaki hocalar daha Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nin sanki ona döne gelip şey kontrol ettiğini söylerlerdi. Çok çekinirlerdi şeyden. Onun hayalinden. Ya bizim tarihimiz çok zengin bir tarih. Tabi İstanbul'un Belakarnı Sarayı'ndan ta şeye kadar
Tabii çok da kıyılarında olduğu yeraltı, tarihi yeraltı yolları var. Yeraltı su yolları var. Geçişleri var. Hep onları açtınız siz onları. Hepsini restorasyonlar yaptınız. Yaptık evet. Hepsini çekmeye çalıştık. Ve tabii böyle böyle bizim uygarlıkların odağındaki bir İstanbul merkezini, uygarlıkların odağı olduğunu gösterme eylemleriniz evet. Çok fazla oldu. Çok eser yaptığınız oldu ve onları gerçekten bir bir gerçekleştirdiniz. Restorasyonları, kamu yarar kullanıma açma eylemleriniz, hepsi oldu bunların. Peki, ama hiç kimse de size karşı çıkamadı, çok ilginç bir şekilde. Anlattım hep. Mahalleye tutup anlatıyordum. Yani bak buraya böyle yaparsak, buraya gelecek insanlar seni bir geçiminizi sağlarlar. Diyalog kurdunuz yani birebir. Birebir anlattım herkese ne yapılması gerektiğini. Gerek Fatih'te, gerek Zeyrek'te. Mesela Zeyrek'te orada şahsiyet olan iki yer vardı. Evet. Top oynuyorlardı. Ve de bir yerde şarap falan içiyorlardı. İçki içiyorlardı. Ben de Mahsabi'nden kiraladım şeyim. İki yerim. Bir tanesine sağlık ocağı açılması için. Şey yaptım, beni de Koç Vakfı'na verdim. Koç Vakfı da oraya büyük para harcayarak güzel bir lokanta yaptım. Evet. Hatta Zeyrek Camii önünde şey vardı. Eski bir bina vardı. Oraya restore ettim. Altından su şeyi vardı. Orada gelen çocuklara şey yaptık. Müsamer yaptırdık, tiyatro oynattırdık. Çok beğenildim. Zembillah ve Ali Efendi'nin mescidini onattırdım, şey yaptım. Orada evet, birin bir çok uğraştınız. Yani çok enerjiksiniz, yani onu biliyorum. Ve çok koşturdunuz yani. Her birebir insan ilişkileri kurdunuz. Ama her taraftan tarif hoşgörüyorum. Yani bu taraftan ayrı, şeyden ayrı. Tabii. Farklı inançlar, farklı gruplar, farklı dinler, farklı evet. Cemaatler, hepsi... Hepsiyle iç içeydim. Hepsiyle iç içe oldunuz. Onun için gerçekten bir belediye başkanlığı, yani bir ilçe belediye yani başkanlığında bu kadar çok eser yapmış bir örnek yaşamadık gibi diyebilirim. Yani Huzuru yaptım, Rumeli Vakfı'na verdim. Şimdi onlar oraya çalıştırıyorlar. Rumeli Vakfı'na yine toplanacaklar, şey yapacaklar, binalar yaptım, geniş bir alan verdim. Şeye, iş adamlarına bir kullanabilir bir bina verdim. Orada şey yapsınlar diye, çocuklar eğitsinler, yetiştirsinler. Özellikle genç kızlar, aileleri yetiştirsinler. Onlar ürettikleriyle para kazansın diye. Onlar da uzun bir zaman çalıştım. Yani bütün şeyde bireyin eğitim olarak eğitim bilimleri falan kurduk işte. Bişke dikiş, şey, nakış gibi. Orada insanlar bir şeyler öğrendiler. Onları pazarlama yerlerini açtırdım. Birkaç yıl para kazandılar. Böylece şey oldu. Şeyde de Çukur Bostanlar'da da evde oturan hanımları eğiterek onların da çocukların başından durmasını sağladım. Yani anneler, ablalar, çocukların parasız eğitmeye başladılar. Onlar da o arada eğitilmeye başlandı. Öyle bir organize bir çalışma başlatmıştık. Şimdi orada sizin bir davranış kalıplarınız dikkatimi çekiyor zaman içinde, yani sonradan algılıyor insan. Gazetecilerle çok sıkı işbirliği yaptınız. Evet. Gazeteciler sizi çok sevdi ve gazeteciler sizi çok güvendi ve siz gazetecilere hiç yanıltmadınız.
emniyetteki güvenlik olaylarıyla ilgili bilgi verirken hep doğru, yani doğru ne ise onları anlattınız ve onlar size hayreden etkilenmiş olarak doğru gazetecilikle kamuoyu oluşturmuş oldular. Yani bu çok farklı bir işbirliği. Onlara hep doğruları anlatmaya çalıştım. Hiç yalan konuşmadım. Yani olayları anlatırken nasıl olduğunu hepsi anlattım. Yani burada bu böyle oluyor, buna göre dikkat edin diye. Onu anlatmazsam o zaman onlar da bana inanmazdı. Bu gerçekten çok bir emniyetteki yetkin bir kişinin çok az başarı bu anlamda düzgün durduğu bir davranış kalıbı. Yani ve çok uzun soluklu bir emeğin sonucu geliyor, bu yol alma var. Sonra Santana'da toplantı yapardım orada Santana'da. Bütün yani toplumun bütün, en çok korktuğu yer yani. Ama evet. Bütün illegal çalışanlar hepsini toplardım oraya. Bundan böyle rüşvet verdiğiniz zaman mahvederim hepinizi diye. Ben para falan almıyorum. Benim arkadaşlarım da almıyorlar. Siz de kimseye para vermeyeceksiniz diye toplardım ve ikaz ederdim. Bu çok riskli bir şeydi aynı zamanda. Bilmiyorum, çok tehdit aldınız mı ya da korumak da kendine çok zor bir şey, bir durum bu. O zaman öyle şeyler vardı ama ben onlara hiç kulak asmazdım. Yani çok çok hani iğneyle kuyu kazmak denen bir şey yaptınız yani. Yani Allah bize de yardım etti. Evet. Arkadaşlarımızdan, çok çalışan arkadaşlardan, evet. Hayatta olanlar var, rahmetli olanlar var. Rahmetli olanlar var ama silesin diyorum. Hayatta olanlara da uzun ömürler diliyorum. Yani ekip olarak gayet iyi ekibimiz vardı. Yukarı görevlere gelişiniz de çok hızlı olmuş. Yani 90-94 yılları Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Bölge Başkanı yaptı. Bölge Başkanı oluyorsunuz. Yani bir de içeride güven kazanmak diye bir şey var. Emniyet kadroları içinde. O da çok zor bir şey. Orada tabii rahmetli Korkut Özal'ın ve onun ekibinin de çok büyük şey var. Evet. Ve de tabii DSP, MHP, ANAP koalisyonu, evet, dönemindeki görevleriniz. Onlar çok üst düzey görevler. Yani dışarıdan bakınca sanki siz Ecevit'in kadrosundan gelmiş gibiydiniz. Oysa bizim fotoğrafımız var rahmetli. Evet, çok. Ecevit'te. Evet, var. Evinde toplanırdık her ay. Hadi bir sefer. Rahmetli Rauf Denktaş, Sayın Bülent Ecevit. Orada toplanırdık. Bir de bir grup vardı. Ecevit yeniden kendi partisinin umudunu kesmişti. Hatta. Peki bu ne? Bu ittifakı sağlamak nasıl bir değerlerle oluyor? Yani strateji tamamen desek. Tamamen güvene dayalı. Güvene dayalı. Şimdi ben rahmetli Ecevit'e güveniyorum. Rahşan Hanım. O da çok, bize çok hizmet olmuş, çok. Çok titiz. Hanımefendi, çok disiplinli. Her şeye takip edemiyor. Güvenmediği bakanlarını evine sokmadı. Sokmadı, evet. Değişik dönemlerde. O şeyi de sokmadı zaten, toplantıya. Evet. Yani onun için Rahşan Hanım'ın güvenini kazanmak çok özel bir şeydir. Yani evet. Çok etik değerler isteyen bir şey. Çok çok, o da bize hizmet etti, Allah razı olsun. Yani etik değerler üzerinden hep gittiniz, öyle anlaşılıyor. Ve onların sonucu bunlar. Çok önemli işler yaptınız gerçekten. Şimdi böyle bütünüyle baktığımız zaman çok zor yerlerde çok da güzel işler yapılabiliyormuş. Çok doğru işler yapılabiliyormuş. Yani bunun kanıtısınız siz. Yapılabilir, zor bir şey değil. Ve yaptınız yani. Öyle bir şey oldu. Yani çalışma hayatımızdan o süreçte öyle bir ortam oluştu. Ve ne yazık ki sonra yeniden Türkiye
hep bu alanlarda çok şeyin çok tersine yapılmasından kaynaklanan çok fazla kirlendi. Yani çok büyük kayıplar oldu ülkemiz adına. Çok geri doklara da sürüklendik. Sizin siyasette çok siyaseti çok sevdiğinizi pek düşünmüyorum. Ama siyasi sorumluluğunuz çok yüksek. Yani sonradan Yurt Partisi Genel Başkanlığı'na geçişiniz... Yurt biz mecburen kurduk. Mecburen değil mi? Evet. Yani halka güven vermek ve halkın da sahipsiz olmadığını anlatmak için. Bir de siyaset aşırı kirlendi. Bu kirliliği temizleyemezsek evet. Türkiye uçurumları sürüklenebilir. Şimdi dışarıdan sanki böyle dini değerleri çok önde olan bir aile bireyin kökeni diyelim ya da değerler kökeni bir insanın bunları aşmış olarak toplumsal değerler üzerinden örnek oluşturması çok zor bir şey. Yani çok özel bir örnek ve siz gerçekten bu özel örnek bakımından çok özelsiniz. Yani beni ilgilendiren boyutu bu. Bu memleketimizin olduğu için hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nden büyük mücadelesi olan onu da göz ardı edemeyiz. Evet. Onun da yapmaya çalıştığı o da yani ayrım olmaksızın evet. Özel değerler, özel yaşamlardaki ayırmaksızın herkesin haklarının savunulması çerçevesi. Herhalde Cumhuriyet'le olan büyük bağınız oradan geliyor. Tabii kişisel dostlukların da çok payı var, duruşların da var. Yani Oktay Kurtbek'i benim de yaşamımda şey olmuştur, örnek. Yani arkasından yürümekten onur duyduğum bir insan ve çok şey öğrendim yani. Hem gazetecilik öğrendim hem etik duruş, gazetecilik değerleri üzerinden duruşu. Şimdi biz Oktay Bey'le Güreş Federasyonu Başkanlığı'nda Tezler dizisi diye kitapları yayınlamaya başladık. O zaman Oktay Bey dedi ki, bak dedi bunu ne yapıyoruz biliyor musun? Bu kitabın Hakkari'deki bir çocuğa göndersek, annesi, babası, dedesi kitap alacak. Çocuktan şu olacak, medeni cesareti yükselecek. Beni hatırlarlar, beni sağcılar diye. Hakikaten doğru. Tezler dizisinde bizim şikayet eden bir akademisyen oldum. Aslında dizi çalıntı dedim. Ona açtığı davada para ödedik. Fakat şey yapmadık. Bu tez çalıntı dedi demedik. Şey yapmadık, onu aşağılatmadık. Sonra nadim oldu ama işten geçti. Yani şimdi operasyonel çalışmalarda baktığınız zaman ister istemez bir takım çalışmalar üst üste örtüşüyor ve gençlikten yaşaya kadar erken kazanılabiliyor. Evet. Gerçekten yakın tarihlerdeki bir konuğumda Büyük Erşen'di Yılmaz Bey'di. Beni şaşırtan bir şey yani kendi konuyu söyledi. Yaşadığı sürece üniversitemizde hocalık yaptı dedi Oktay Kurtbaki için. Şimdi Büyük Erşen'in seçimiyle sizin iş ittifakınız ya Cumhuriyet içindeki ittifaklarınız arasında o kadar büyük yani farklı çevrelerde, farklı ortamlarda, hocam, benim de farklı hocam. Koşullarda. Akademiden hocam. Ya akademiden hocamız da değil mi? Hocam benim evet. Demek ki bir buluşmalar oluyor. Yani değerler buluşması oluyor herkes. Yılmaz hocam çok değerli bir insan. Çok. Yani müthiş bir belediyecilik çalışması yaptı. Müzesini kurdu, her şeyini kurdu. Porsu Çay'ın şeyi kent yarattı yeniden yani Eskişehir'i evet. Baştan yarattı. Yarattı evet. Ben seçimde onun çalışmasına katılmak için gittim çalıştım. Yılmaz hocam. Siz de oraya gidip çalıştınız. Çok ilginç yani. Çalıştım ben. Çok değerli bir insan çünkü Yılmaz hocam. Çok. Evet. Demek ki değerler hatta, buluşması hatta, oluyor. Hatta rahmetli Cevit Yılmaz hocamın Cumhurbaşkanı olması için çok ona tekinde bulundum ama kabul etmedi Yılmaz hocam. Evet onu da biliyorum evet. Kabul etmedi. Siyasetteki görevi kabul etmedi.
yani Eskişehir'de kalmayı seçti. O anılara ilişkin çok güzel fotoğraflarımız var. Onları paylaşacağız izleyenlerle. Tamam. Montajda. Sizin yaşamınızla ilgili de buluşmayla. Ama ben biraz şeyi açmanızı istiyorum. Toplumun değerler buluşmasıyla yapılmış çok güzel işler var bu ülkede. Ve ittifak yapmış insanlar var. Çok farklı yerlerden, farklı mesleklerden, farklı kimliklerden buluşmuş insanlar var. Tersine de bozmak üzere de bu tür ittifaklarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani ne kadar tersine ittifak artarsa da ülke o kadar çıkmaza giriyor. Açmaz yaşanıyor. Çok bugünler için biraz değerlendirme yaparsanız sevinirim. Yani iyi bir yerde değiliz gibi şimdi geliyor. Bugünler biraz siyasetçilerin agresifliği, tehditliği var, konuşmalar falan şey diye topluma geliyor, ayıştırıyor. Onun için Türkiye'nin birliğe şeyli konuşmaya ihtiyacı var. Yapıcı ve inandırıcı konuşmaya ihtiyacı var. Ben rahmetli Cevit'ten de, rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Bey'den de çok şey öğrendim. Evet. On uçakta giderken falan şeyden uçaktan aşağı baktığımız zaman Süleyman Bey köyleri tek tek sayardı. Buraya şunu yaptım, buraya bunu yaptım diye. Yani o kadar şey Anadolu coğrafyasını ezberlemişti ve şey hakimdi. Ne yaptığını hakim. Önemli bir şey, önemli, çok önemli bir özellik. Ya. Evet. Yani ve kendi özel yaşamını da baktığımız zaman 70'lerdeki 12 Mart'ın Morrison Süleyman'ından Zincirbozan'daki demokrasinin üzerinde kimliğini, ağırlığını koyan insanlara geçiş yapabilmek kolay bir şey değil yani. Evet. Hakikaten değerler buluşması gerekli kılıyor. Ve bir emek istiyor, çok emek istiyor, çok koşturmaca istiyor. O çalışmadan bir yere gitmiyordu. Elinde dosyalar, şeyler falan, müthiş çalışıyor. Evet. Okuyordu, şey yapıyordu. Hiç şey konuştuğunu görmedim. Hep doğru ve bu planlı konuşuyordu yani, şey değil. Evet. Şimdi sizinle ilgili biraz daha da burada dikkatimi çekti. Siz hep eylemde gibi görünüyordunuz. Oysa siz aslında çok çalışıyorsunuz perde arkasında. Yani evet. Bizim görmediğimiz zaman dilimleri içindeki koşturmacalarınız var, ittifaklarınız var. Ve her kesimden yararlanabileceğinizi düşündüğünüz her kurumlaşmadan yararlanmak gibi bir özelliğiniz var. Yani hepinizin ortak faydası bu. Şimdi biliyorsunuz Arif Kızılay'ın şeyin yanındayız işte bizim spor. Cumhuriyet Spor şeyin başkanım. Şey Abdülkadir'i diyorsunuz. Evet. Onun yanında Arif de onun yanında yetişiyor. O zaman daha Arif, çok, tabii. Daha çok ufak yani düşündük. Evet, sporcular özellikle size hayrandılar tabii. Evet. Çünkü hep arkalarında durdunuz. Çok farklı alanlarda toplumsal ilişkiler çok şey değiştiriyor galiba. O değiştiriyor, evet. Yani insanlar bir şey yaptığınız zaman onlar reddetmiyor, kabul ediyorlar. O doğrudan iletişim ve doğrudan da katkı, evet. Yani emek. İnsanlar kabul ediyor, reddetmiyor. Çok zor bir şey ama. Yani zor gibi gözükse de yapılabilir şey çok. Yapılabilir şeyler çok. Önemli olarak yapmak için kendinize inanmanız lazım, bunu yapacağım diye. Ve ittifaklar önemli değil mi? Kimlerle? Tabii ki. Kimlerle hizmet edeceksin? Onlar ilk önce onların bilinçlendirilsin, öyle hizmet edeceksin. Ne düşünüyorsunuz şimdi? Yeniden toplumsal bir, yani gerçekten şimdiden, çok büyük zor durumda toplum. Toplumun kimsesiz olduğunu, sahipli olduğunu anlatmak için yeni bir örgütleme modeli ortaya koyuyoruz. Yeniden Kuvayi Milliye hareket edersek şey olmayacak. Yurtseverler Birliği diye
öyle bir birlik oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü partiler deyince insanlar partilerden kaçıyor. Evet. Böyle bir sivil hareketle yine meydana çıkalım ve Türkiye hizmet etmesi gereken insanları bir araya getirin. Halk buna karar versin diye. Çünkü herkes ben diye çıkıyor, ben. Evet. Genel başkanım, ben şunu yapıyorum. Biz de olayı, evet. Evet. Türkiye'nin bunu buna diye, Türkiye'nin bize ihtiyacı var. Yani ülkenin herkese ihtiyacı var. Bu konuda da sürekli tweetlerle toplumları yansıtmak için şey atıyoruz. Genelde sizin WhatsApp'ınız olmadığı için size atmadık. Zeynep yazıyor. Zeynep de bir cumhuriyet muhabiri ya. O yazıyor, atıyor. Ben dedim ki Zeynep, şey hocama da atıyorum şükür hocama. Hocamın şey, WhatsApp yok dedi. Peki dedim o zaman. Evet, gerçekten sil baştan hiç, yani son nefese kadar koşturmak mücadeleye gerekiyor. Mücadeleye devam edeceğiz. Mücadeleye devam edecek ve bugün bir Kuvayi Milliye şeyi oldu. Yani Eskişehir bir şeyde yaratılmış, Cumhuriyet döneminde bütün Cumhuriyet değerleriyle. O zaman sonrasında çok şey kaybedilmiş, yapılmış bir sürü şey geriye gitmiş. Yani Cumhuriyet değer, Kuvayi Milliye ruhunun bastırılmasıyla bir sönme ya, toplumsal geriye gidiş yaşanmış. Şimdi ben tekrar yeniden yaratılmış. Şimdi ben ve arkadaşlarım özellikle Cumhuriyet'in kurulmasında, İstiklal Savaşı'nın kazanmasında hizmet eden bir sürü Türkler var. Yurt dışında iyi okullarda okumuş. İşte Rasim Okulu'ndan tutundan Kağıtçı'ya kadar hepsinin soyadını Atatürk görüyor. Şakir Zümre'ye kadar bunlar hepsi önemli isimler. Biz de bunların sürekli gündeme getirerek şey yapıyoruz. Tabii şimdi müze oldu ya, şeyimiz otel oldu. Beşiktaş'ta. Evet. O da çok önemli bir isim. Hem Demiroğlu kardeşiyle beraber Demiroğlu yapmış. Hem de uçak imal ederek uçakları, evet, uçakları batıya satılmış. Sonradan kapatılmış olan. Onların hepsini tek tek anlatıyoruz. Anlatmamızın sebebi artık Türkiye'de bireysel alanında da insanlar ürettikleri her şeyi topluma paylaşabilirler diye. Yani aslında reçeteler, toplumsal reçeteler çok çıplak ve çok net. Yani pozitif ittifaklarla. Onları da anlatmamız lazım. Toplum birleşmesi bakımından. Bu yani pozitif işbirlikleriyle toplumsal kazanımların hızla yol alması da katkıda şimdi bulunmak. Remzi kitap evine uğradım. Yeni bir aile tanıdım. Osmanlı ailesi. Cumhuriyete büyük katkısı olmuş. Okudum, dikkatimi çekti. Cumhuriyete de büyük. Hem Osmanlı'da önemli bir mevkide bir ailem. Hem de Cumhuriyet'te aktif rol almamıştım. Evet. Onu okuyacağım şimdi, onları da tanıştıracağım. Böyle. Evet, okumak da bitmiyor değil mi? Okumak da bitmez. Tabii. Ders çıkarmak gerekiyor. Şeyde, Babali'den o yoldan biz kimi getirdik biliyor musunuz? İsviçre'den bu ustanın çocuğuna getirdik. Atatürk oradan atık su için özellikle şey yaptırmış. Atık su kanalı yaptırmış. O bir sanat eseri gibi ölmüşler. Aslında Cumhuriyet'in yeni dönemde ucuz olsun diye dökün şeyleri üst üste koyuyorlar. Koyarken kırılıyor. Parçalanıyor. Onun hemen şeyinde de Ertuğrul Zekeriyevki'nin kitaplığı vardı şeyden. Sol tarafta. Evet. Çok güzeldi. Şeyde de geçen gazetede çıktı. Başbakanlık arşivi de hemen vilayetin arkasındaydı.
Başbakanlık arşivinde de. Evet. Biz oraya giderdik. Evet. Oradaki... Çelik Güler Soy, Tarık Zafer Tuna'ya şimdi çağrışım yaptı. Hep oradan çıkmazlardı. Orası farklı bir yerdi. Beni gezdirirdi şeyden. Şeye göre rütbetten şey olmasın diye özel şeyler vardı. Oranın atanmış genel müdürüm, silahlı kuvvetlerden etkin bir komutandı. O beni gezdirdi bizden. Oradan kaçak şeyler oluyor. Hırsızlık bunu. Yani bir sayfayı çalıyor, satıyor. Onları yakalardık. Ve şey yapardı. O arşivden, başbakanlık arşivde çok müthiş bir arşivdi. Yani bizim tarihimiz çok zengin bir tarih. Her tarafından tarih fışkırıyor. Şeyde, turizm polisinde çalışırken de işte sarnıç, su sarnıcım. Oraya girer çıkar orada yatardık. Zaten tarih yarımada su sarnıçları üzerine inşa edilmiş. Çoğu evet, yerde. Evet. Camiler falan hepsi su sarnıçları üzerinde. Bunları görmek ve okumak lazım. Tabii su yollarının Türkiye'nin Edirne'den bu yana su yollarını tespit edin. Hocamızla da çok çalışırdım. O dinlerdim, onu anlatırdım. Hatta bana çoğu yerlerden kazı yaptırırdım. Şuraya kazı, buraya kazı diye. Ve oradan su fışkırırdım. Evet. Bir Fatih'ten yola çıktık. Sonra bugün çok kötü bir noktada, son söyleyeceğiniz bundan sonrasına dönük ne düşünüyorsunuz? Bu siyasi kirlilikimizi siyasetten kurtulabilir, zor bir şey değil. Bunlar bizim içimize sokulmuş kullanılan tipler. Biz Türk milletinin kendi kendini yönetmesi için hep birlikte halkı iktidara taşıyacak bir çalışmanın içerisinde olacağız. Ve halkımızla beraber bu ülkenin doğru düzgün, disiplinli, namuslu bir yönetime koşması için beraber mücadele edeceğiz. İttifaka ve yola devam diyorsunuz. Bu ülke bizim, bu ülkeye beraber sahip çıkacağız. Bu ülke bizim ülkemiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Yani yorulmamış olmak çok önemli. Yok. Bu ülke bizim ülke. Mesela derim. Biz bugün buraya gelirken şey attım ben. Biliyorum. Uzak yoldan geldiniz ve sırf evet. Bu program için geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Kolay gelsin.